Növbəti mövzumuz da, dəyərli izləyicilərimiz, bariatrik cərrahiyyə və diabet, şəkərli diabet haqqındadır. Şəkərli diabetin cərrahiyyə yolu ilə tamamilə aradan qaldırılması haqqında bizə çox suallar ünvanlayırsınız. Qonağımız Avrasiya Hospitalının Türkiyədən dəvət etdiyi dosent doktor, metabolik cərrah Recep Aktimur. Recep bəy, xoş gördü sizi. Merhaba, hoş bulduk. Necəsiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yine de çok hoş sizi stüdyomuzda görmeye. Geldiğiniz için evet, çok sağ olun. Benim için de aynısı geçerli. Teşekkürler. Geçen defa çok güzel, çok faydalı program oldu. Hala da o programdan suallar gelmeye bize devam ediyor. Öyle mi? Çok güzel. O kadar güzel, güzel izah ediniz. Detaylarından böyle değil, tam detaylarından. Yapmaya çalışacağız aynısını. Yani istiyorsan ilk evvel şekerli diyabet hakkında kısa bir malumat verelim tamaşaçılarımıza. Sonra geçeceğiz cerrahi. Şimdi şeker hastalığı kanda şekerin olması gerekenden fazla bulunması. Ve biz şeker hastalığını iki bölümde inceliyoruz. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet. Tip 1 diyabet dediğimiz daha çok çocuklarda gördüğümüz ve aslında vücudun insülin üretememesi, mide altı bezinde insülin üretememesi nedeniyle olan diyabet tipi. Tip 2 diyabet ise vücudumuz insülin üretebiliyor ama biz bunu kullanamıyoruz. Bu daha çok yetişkin çağda gördüğümüz diyabet ve bizim ameliyatta tedavi edebildiğimizde tip 2 diyabet. Tip 2 diyabet de vücut insülin üretiyor ama biz bu insülini kullanmanın yolunu arıyoruz ameliyatla beraber. Bu sayede de insanların şeker hastalığını tedavi edebiliyoruz. Öncelikle geçen programda da anlatmıştım. Vücudumuz insülin üretiyor mu, ona bakıyoruz. Eğer üretim varsa ve hasta da bazı koşulları sağlıyorsa ameliyatla biz artık dışarıdan insülin ya da ilaç almasına gerek olmadan şeker hastalığını tedavi etme şansına sahibiz. Ve yani, tamamen insülinle ilaçtan kurtulabiliyor insanlar. Böyle değerlendirirsiniz, insülin ifraz edilirse mide altı bezi artık ameliyat icra edilmek olur. Evet, yani mide altı bezi insülin üretme kapasitesine sahipse, biz bunu bazı tahlillerle görüyoruz, işte o zaman ameliyat yapabiliriz. Aydındır. Mən tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, suallarınız varsa, şəkərli diabet, bariatrik cərrahiyyə, şəkərli diabetin cərrahiyyə üsulu ilə aradan qaldırılması, həkim @xətiş Instagram səhifəmizə yazıb göndərə bilərsiniz suallarınızı, doktor cavablandıracaqdır. Ümumiyyətlə, şəkər əməliyyatı dedikdə əvvəllər daha az məlumat var idi, indi doğru bilinən yanlışlar çox idi, indi biraz daha çox güvənirlər insanlar, daha çox inanırlar. Amma istəyərdim yenə də sadə dildə tamaşaçılarımıza açıqlayardınız. Yəni, şəkər əməliyyatı necə həyata keçirilir? Siz keçən dəfədə ona toxundunuz. İnsanlar düşünürlər ki, mədəaltı vəziyyət toxunurlar əməliyyat zamanı. Amma mədəaltı vəziyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hiç əlaqəsi yox. Kısaca anlatalım. Öncəliklə, hərkəs aklına ilk gələn midə altı vəziyyətlə biz bir şey yapıyoruz. Hayır, heç bir şey yapmıyoruz aslında. Son yıllarda şunu öğrendik. Diyabeti tedavi edebilen hormonlar ince bağırsakta bulunuyor. Biz mide altı bezine hiç dokunmuyoruz. Zaten ona dokunarak bir fayda elde etmemiz mümkün de değil. Biz sadece ne yapıyoruz? Midede küçük bir işlem gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra da ince bağırsağın arka kısmını biraz daha üste çekip gıdayla daha çabuk temas etmesini sağlayıp bazı hormonları düzeltiyoruz. Bu hormon değişimiyle beraber de vücudumuzda hali hazırda bulunan ama kullanamadığımız insülini kullanır hale getiriyoruz. İşte amacımız bu. Yani mide altı bezine hiç dokunmuyoruz. Midede çok küçük bir işlem var. Onun dışında esas iş ince bağırsaktaki hormonları değiştirebilmekte. Onu yaptığımız takdirde bizim içimizde bulunan insülin kullanılır hale geliyor. Yani ben eğer insülin üretiyorsam dışarıdan neden ilaç veya insülin alayım ki? Buna ihtiyacım yok aslında. Elbette. Bir de şöyle bir durum var. Yani evet, dışarıdan insülin ve ilaç alabiliyorum ama sonuçta bunlarla ben asla şekerimi doğru düzende tutamıyorum. Tüm dünyada şekerini ilaç ve insülinle normal seviyede tutabilen insan oranı %20'den daha az. Ya bu şu anlama geliyor. Bu şeker hastası olan insanların %80'i şeker hastalığı nedeniyle organlarını kaybediyor. Diyalize giren insanların çoğu şeker hastası. Göz kayıpları çok fazla. Özellikle erkeklerde cinsel hayatla ilgili ciddi problemler var. İleride kalp problemleri çok fazla. Ya bunların hepsi aslında şeker hastalığı yapıyor. Ve ilaç insülin kullanıp kendini kontrol altında tutmaya çalışan insanların %80'i bu hasarları görüyor. Çok büyük bir oran.
Elbette. Evet, biz bunu işte ameliyatla tedavi şansından bahsediyoruz. Yani yıllarca ilaç insülin kullansanız %1 elde edemediğiniz bir şansı ameliyat size %90 ve üzerinde veriyor. Tam tedavi şansı. Hı hı. İndi siz qeyd elədiniz ki, hansı şəkər xəstələri əməliyyat oluna bilər? Yəni insulin ifraz eləyirsə pankreas. Bir de digər bir məsələ, xəstənin çəkisi burada nə dərəcədə önəmlidir? Xəstənin çəkisi önəmli, amma bir bariatrik ameliyyat qədər önəmli deyil. Nədən? Şimdi benim boyum ve kilom bir vücut kitle endeksi oluşturuyor. Bu yaklaşık 23-24 benim vücut kitle indeksim. Biz vücut kitle indeksi 30'un üzerindeki kişileri şeker hastalığı nedeniyle ameliyat edebiliyoruz. Yani aslında balık etli dediğimiz veya böyle hafifçe kilosu olan kişileri de ameliyat edebiliyoruz. Ha, çok ince insanları edemiyoruz, o ayrı. Ama eğer mide altı bezi insülin üretiyorsa ve ideal kilosunun biraz daha üstündeyse, 10-15 kilo üstündeyse insanlar bu ameliyata genellikle uygun oluyorlar. Yani aslında bir bariatrik ameliyat kadar kilo bağımlı değil. O yüzden adı diyabet cerrahisi, metabolik cerrahi. Yani kilodan bağımsız yapıyoruz biz bu işi. Aydındır. Əməliyyatın mexanizmini istəyərdim, izah eləyərdiniz. Bağırsaqlarda qeyd elədiniz ki, hormonal fon aktivləşməlidir. Bunu necə həyata keçirirsiniz? Bunu şöyle yapıyoruz. Bu ameliyatlar tamamen kapalı. Ya yani karnınızda 5 tane şöyle 1 santimetreden küçük kesi oluyor. Kapalı ameliyat demek daha az ağrı duyuyorsunuz, daha çabuk hayata dönüyorsunuz. İşinize gücünüze ikinci, üçüncü gün başlayabiliyorsunuz. Biz bu kapalı ameliyatla midede küçük bir girişim yapıp ince bağırsağın arka kısmını yukarıya kaldırıp o midedeki ayarladığımız bölgeye bitiştiriyoruz. Ve böylece mideden gelen gıdalar ince bağırsağımızın arka kısmına dokunuyor. Oradan da çok önemli hormonlar salınıyor. Amacımız bu. Ve bunun tamamı kapalı yöntemle yapılıyor. Ameliyatın süresi yaklaşık 1-1,5 saat kadar. Hastalar çok çabuk ayağa kalkıyorlar, çok çabuk toparlıyorlar kapalı olduğu için. Yani aslında bir safra kesesi ameliyatı için hastanın sarf ettiği eforu sarf ederek şeker hastalığından kurtulması mümkün. Doktor, ümumiyyətlə, yani mexanizm belədir ki, həmin lifli qıdalar gedib nazik bağırsağın həmin hissəsinə çatmır. Siz onu həyata keçirirsiniz. Evet, ümumiyyətlə, qıdalardan istifadə edib bunu əldə eləmək mümkün ola bilər mi? Lifli qıdalardan, liflin çox zəngin qıdalardan. Aslında mantık olarak olabilirdi. Ama ne yazık ki olmuyor. Şimdi günümüzde hepimiz ciddi bir gıda reformuna denk düştük. Ve hani bir tarafta işi toparlamaya çalışsak bir tarafta yapamıyoruz. Önceden de söylemişimdir. Mesela benim çocukluğumda etrafta bu kadar diyabet hastası yoktu. Bu kadar kilolu insan da yoktu. Ama ne oldu? Hepimiz ister istemez endüstriyel bu devrimden etkilendik. Yani şu an lifli gıdalar almak bu işi tedavi etmiyor. Bildiğimiz günümüzde bilimsel kalıcı en etkili yöntem diyabet cerrahisi, yani metabolik cerrahi. Hemşe sorular verirler ki bu ameliyatın bir riski var mı? Şimdi şöyle, riski olmayan bir ameliyat yok. Ama ne kadar riski olduğu çok önemli bizim için. Bu ameliyatın riskini şeker hastalığıyla yaşamanın riskiyle karşılaştırmamız lazım. Ameliyatın riski bir safra kesesi ameliyatın riskinden 3 kat daha az. Yani hepimizin etrafında safra kesesi ameliyatı olmuş insanlar vardır. Fazla da ciddiye almayız. Bəli. Onlar giderler, ameliyat olur, gelirler. Ama bu ameliyat ondan daha az riskli. Peki şeker hastalığı ne kadar riskli? Bir insanın organlarını kaybedebileceği, hayatını kısaltabilecek kadar riskli. Bunu net olarak biliyoruz. Yani aslında şeker hastalığıyla aldığımız riski, ben hastaları anlatırken şöyle söylüyorum. Elinizde bir bomba var, çizgi filmlerdeki gibi. Alttan fitili yanmış ve bomba patlamak üzere, fitil yaklaşıyor. Şeker hastalığının verdiği risk bu. Ama ameliyatın verdiği risk çok daha az. Yani kesinlikle tercih edilebilecek bir düzeyde. Zaten öyle olduğu için dünya bilimi bize diyor ki bu insanları ameliyat et. Eğer biz bu fayda zarar hesabını yapıp da faydanın çok ağır olduğunu görmesek bilimsel olarak ameliyat yapamayız. Yani benim düşüncem başkasının düşüncesi bir ameliyat yapmak için yeterli değil, biliyorsunuz. Elbette. Yani qeyd elədiyiniz kimi, əsas xəstələr müraciət eləsindən siz artık özünüz karar verirsiniz. Kimler, hansı şəkər xəstələri uyğundur, tabii, uyğun yani değil. Tabii. Yani burada çok önemli bir şey var. Geçen programda söyledim mi hatırlamıyorum ama. Yani
hem bilimsel gerçekler hem vicdani gerçekler. Ona göre karar vermemiz lazım. Benim burada örneğim şu. Annemi ameliyat ediyorsam karşımdaki insanı ameliyat ederim aynı sebeple. Etmiyorsam ona da etmem. Yani evet, bu temel kriterlerin dışında da hastaları görüp değerlendirip ona göre onların ihtiyaçları ne yapmamız gerekiyor? Bunu güzelce algılayıp hastayla beraber bir karar vermemiz lazım. Yani bu aslında böyle bir koşturmaca değil. Güzel, mantıklı karar verilmesi gereken bir durum. Doktor, istəyirəm bir görüntümüz yayınlansın. Dəyərli izləyicilərimiz, buyurun görüntümüzü izləyin, sonra davam edəcəyik mövzumuzə. Tələbinizlə yarandıq, xidmətimizlə seçildik, etimadınızla böyüdük. Sağlam yaşam üçün qapılarını açan Avrasiya Hospital 6000 kvadrat metrlik qapalı ərazini əhatə edir. Yataqlı reanimasiya şöbəsi, 4 əməliyyatları icra edən hər xəstəyə dəyərli qonağı kimi 5 ulduz göstəriciyə bərabər özəl yanaşması və xüsusi şəraiti ilə xidmətinizdədir. Dəyərli izləyicilərimiz, biz canlı yayında mövzumuzə davam edirik. Mövzumuz şəkərli diabetin cərrahi üsulla tamamilə müalicəsi, həmçinin bariatrik cərrahiyyə haqqındadır. Qonağımız Avrasiya Hospitalının Türkiyədən dəvət etdiyi metabolik cərrah, dosent doktor Rəcəb Aktimur. Rəcəb bəy, bizə suallar verir tamaşaçılarımız ki, Rəcəb bəy nə qədər burada fəaliyyət göstərir? Yəni, ayda bir dəfə mi gəlirsiniz, neçə gün burada olacaqsınız? Ayda bir dəfə gəlib 3 ya da 4 gün qalıyorum. Təbii, ihtiyaca binaen bu artmak zorunda kalmaya başladı. İşte sabah bir ameliyat vardı, gidip koşturarak bir ameliyata yetişeceğiz, yarın ameliyat var. Öyle olunca herhalde biraz uzatmak zorunda kalacağım bu süreleri. Aslında ameliyatın mekanizmi bu kadar sadedir ve çok da rahat gedirdiniz ameliyatta ve bu cür ciddi hastalıktan kurtulmuş oldular. Elbette ki uygun hastalar bir daha tekrar eləyək. Ümumiyyətlə, sağalma faizi haqqında sualların bağlayırlar ki, şəkərli diabetdən bu zaman tamamilə qurtulmaq olur mu? Şöyle, şimdi burada şeker hastalığının bize ne kadar zarar verdiği de önemli. Yani 3 sene önce şeker hastası olmuş birinin şeker hastalığından kurtulma faiziyle 25 yıllık bir şeker hastasının faizi bir değil. Ama şunu söyleyebiliriz, %70 ila %93 arasında bir oranda şeker hastalığından tamamen kurtulmaları mümkün. Bu çok büyük bir oran. Çünkü bunun alternatifi herhangi bir tedavi %1 oranda sizi şeker hastalığından kurtarmıyor. Bugün dünya kadar insülin yaptığınız, ilaç kullandınız. Kullandığınız anda şekeriniz düşer. Ama yarın şekeriniz yine yüksek. Burada böyle değil. Burada bir kere ameliyat olup ondan sonra şekeriniz hep düşük kalmasından bahsediyoruz. Bu aslında çok çok inanılmaz bir tedavi yöntemi. Ne kadar güzel. Ameliyattan sonraki dövrə istəyirəm məlumat verərdiniz. Bu zaman nələrə diqqət eləmək lazımdır? Şimdi şöyle, ameliyattan sonra bir kere şunu da söylemem lazım. Hani ameliyat dediğimiz böyle acayip tüm organların yerini değiştiren, insanları farklı biri yapan, uzaylı yapan bir ameliyat değil. Bu ameliyat tüm genel cerrahların yaklaşık 300-400 senedir yaptığı ülser ameliyatının hafif bir deyişi. O yüzden ameliyattan sonra da böyle çok acayip bir dönem olmayacak. Benim özel olarak uyguladığım bir yöntem var. Ben konfor yöntemi yürütüyorum. Hatta bununla ilgili uluslararası bilimsel yayınlarım da var. Ben hastalarda burna boru takmıyorum. Kateter diren takmıyorum. İdrar sondası takmıyorum. Hemen ayağa kaldırıyorum. Kısa sürede taburcu ediyorum. Bunlar işi çok kolaylaştırıyor ameliyat sonrası dönemi. Ameliyattan sonraki dönemde de hastalarımla istediğim şey bir hafta sıvı almaları, birinci haftadan sonra normal sağlıklı beslenmeye geçmeleri. Yani ameliyat olup birinci haftadan sonra ailenizle beraber yemeğe oturup herkesin yediği yemeği yiyebilirsiniz. Ne güzel, ne maraklı. Yani böyle çok uzun dönemler, nekat dönemleri, işte işe gidilmemesi, kendini koruması böyle şeyler çok söz konusu değil. Bir de sonradan geri kayıtma ihtimali var mı hastalığın? Şöyle, şimdi burada şunu çok dikkatli değerlendirmek lazım. Böyle bir şey hiç görmedik. Ama teorik olarak vücudumda mide altı bezim insülin üretimini bırakırsa eğer zaten kim olursam olayım diyabet olur. Aynı tip 1 diyabet gibi. Ha, bu kişiler ameliyat oldular ve mide altı bezleri güzel çalışıyor.
insülin üretiyor, diyabet olmaları için bir sebep yok. Yani əməliyyat əlaqəsi yoxdur, bu artıq tam mədəaltı vəzinə bağlı olan bir evet, problem. Yani oradaki sizin insülin deponuzla alakalı. İnsülin deponuz iyi mi kötü mü? Zaten biz ameliyattan önce bunu bakıyoruz. İnsülin deposu kötüyse zaten ameliyat da etmiyoruz. Önemli olan başarı kazanmak, yani ameliyat etmek değil çünkü. Yani bu sebepten bu kadar uğurlu ameliyatlar icra edirsiniz. Çok şükür. Ne güzel. Ümumiyyətlə, bariatrik cərrahiyyə, yenə qayıdacaq şəkər əməliyyatlarının, bariatrik cərrahiyyə haqqında istəyərdim biraz məlumat verərdiniz. Çox zaman ancaq bariatrik cərrahiyyə dedikdə düşünürlər ki, bu təkcə şəkər əməliyyatıdır və yaxud da təkcə mədə kiçiltmə əməliyyatıdır sadəcə. Yox, şimdi bariatrik cərrahiyyə aslında çağımızdakı ən böyük buluşlardan birisi. Nədən böyle diyorum və bunu çox rahat söyleyebilirim. Çünkü kilolu olmak, obezite... Günümüzde sigaradan sonra ikinci ölüm sebebi. Ve insanların ömrünü yaklaşık 13 sene kısaltan bir sorundan bahsediyoruz. 13 sene kısaltan çok fazla kanser türü söylemem mümkün değil. Ama obeziteyi çok net söylüyorum, 13 sene ömrünüzü kısaltır diye. Hatta Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, obezite bir hastalıktır. Aktif olarak mücadele etmek zorundasın. Aynı tanımı kanser için de yapıyor. Yani aslında obezite kanserle benzer ayarda tutabileceğimiz bir hastalık ve insanları ölüme götürüyor. Obezite cerrahisi, bariatrik cerrahi bu konuda efsanevi sonuçlar alıyor. İnsanlar neredeyse bariatrik cerrahide başarı oranı %100'e çok yakın. Herkes kilo veriyor. Önemli olan hayat tarzındaki değişimleri yapıp yola güzel devam etmek. Siz kilonuzu korumaya çalışıyorsunuz, görüyorum. Ben de çalışıyorum. Bu bir çaba gerektiriyor değil mi? Bu çabayı ameliyat olan insanların da sarf etmesi lazım. Ama bizden daha az çaba sarf ederek bunu sağlayabilirler. İşte bu noktada hayatlarını değiştirmek için, yepyeni bir yaşantıya başlamak için bir ameliyat ve sonrasında aslında hepimizin yapması gereken hayat tarzı değişiklikleri küçük küçük. Biz bu konuda ne yapıyoruz? Onlara destek oluyoruz. Onları hiç bırakmıyoruz. Hiç umutsuzluğa kapılmalarına izin vermiyoruz. 24 saat benim telefonum açık mesela. Tüm hastalarımda telefon numaram var. Ne güzel. Bunu sağlamamız lazım. Yani çünkü gerçekten çağımızda artık obezite ilk defa geçen sene obezite tüm dünyada açlık nedeniyle elde gelişen ölümlerden daha fazla ölüme sebep oldu obezite. Geçen sene. Çok ya artık bundan sonra görün siz. Yani beslenme tarzımız çok daha kötüye gidiyor. Biz bu işin beslenme kısmında hep daha kötüye gidiyoruz. Demek ki obezitede de çok daha kötü şeyler göreceğiz bundan sonra. İnsanları kaybedeceğiz. Bakın mesela Amerika'ya. Amerika bizden obezite konusunda yıllarca önde. Dünyadaki en çok obez orada. Çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Yani Amerika ekonomisinin sağlığa harcadığı paranın çok büyük yoğunluğu obeziteye gidiyor. Yani ne kadar mariflensek de, ne kadar her şeyi bilsek de onun karşısını alabilmiriz. Yine de alamıyoruz, alamıyoruz. Hatta bu bizim hastalığımız. Yani bilen insanın hastalığı. Fast food var. Hepimiz kullanıyoruz. Tersler olsun. Doktor, istedim bir görüntümüz daha yayınlansın. Sonra devam edelim. Özümüzü değerli izleyeceğimiz. Buyurun izleyin. Her gün yüzlerce insan sağlık problemlerine çözüm arar. En büyük öncelikleri güvende olmaktır. Umutların ve yeni bir şansın ağırlığını taşımak ciddiyet gerektirir. Mükemmel sonuçlar elde etmek için her ayrıntıya değer vermek, dokulara olduğu kadar insanların ruhuna da saygı göstermek gerekir. Her ameliyat, yüzlerce ameliyat yapmanın profesyonelliğiyle ve ilk ameliyatın heyecanıyla yapılmalıdır. Her dokunuş hassas ve bir o kadar da keskin olmalıdır. Hedef koşulsuz başarı olduğunda tedavi kişiye özel olmalı ve her ayrıntıya gereken özen gösterilmelidir. Çünkü iyileşme süreci insanlar ancak manen mutlu olduğunda tamamlanır.
Her insan içini rahatlatacak güven duygusunu ve özel bir ilgiyi hak eder. Tedavi süreci ilk görüşmeden en son noktaya kadar güven vermeli ve insanların ruhuna dokunmalıdır. Hayatınızı sonuçlara değil, insanların mutluluğuna adadığınızda, her ameliyat kocaman bir aileye katılan yeni bir üye demektir. Her insan ikinci bir şansı hak eder. Devam edirik dəyərli izləyicilərimiz. Mövzumuz şəkərli diabetin cərrahi üsula müalicəsi, həmçinin bariatrik cərrahiyyə ümumiyyəti haqqındadır, bariatrik əməliyyatlar haqqındadır. Qonağımız Avrasiya Hospitalın Türkiyədən dəvət etdiyi metabolik cərrah, dosent doktor Rəcəb Aktimirdir. Suallarınız varsa mövzumuzla bağlı həkim Atxat iş Instagram səhifəmiz aktivdir. Doktor, suallarımız da gəlməyə başlayıb. Bir çox suallarımız direktə yazırlar, qiymətlə bağlıdır, qeyd edirlər ki, hər kəs ümumiyyətlə düşünür ki, çox bahalı bir əməliyyatdır. Hətta qorxurlar belə müraciət eləməyə. Ya, şöyle söyleyeyim, günümüzde birçok şeye gerçekten para harcıyoruz. Elbette. Bir diyabet hastasının ilaçlara verdiği para, onun dışında organ kaybı nedeniyle Allah etmesin yaşadığı problemler için harcadığı para, birçok şey düşünüldüğünde aslında size organlarınızı geri verecek, hayatınızı değiştirecek, insülin vurmadan dünyanın öbür ucuna gidebileceğiniz bir ameliyattan bahsediyoruz. Düşündüğü kadar değil, onu söyleyeyim. Yani asistanıma ulaşıp tabii bilgi alabilirler. Yani düşündüğü kadar değil ve kesinlikle değecek bir noktada. Hatta geçen ay ameliyat ettiğimiz hastamızla sabah görüştük. Şeker değerleri çok kötüydü. Şu an normale inmiş bir ay içerisinde. Ve bana ben başka bir ülkeye gidebilir miyim dedi. Artık dünyanın her yerine gidebilirsin dedi. Çünkü insülin kullanmayı bıraktık, şeker ilacını bıraktık, tansiyon ilacını bıraktık. Yani tamamen kendine geldi. Ne güzel. 6 kilo verdi bir ayda. Çok mutlu. Ya bundan daha güzel ne olabilir ki? Deməli, bizim bu barədə bir sujetimiz mən istəyirəm yayımlansın. Deməli, keçən ay bizdə əməliyyat edilmiş bir xəstə. Onun görüntülərinə baxaqsa, o barədə yenə də məlumat vermək istəyəcəyik. Buyurun, izləyin, dəyərli izləyicilərimiz. Şeker hastalığı için diyabet cerrahisi yapacağız. Şu an kendisi şeker için ilaç ve insülin kullanıyor. Bu ilaçlardan ameliyattan sonra kurtulacağını düşünüyoruz. Ve bu ameliyatı tamamen kapalı şekilde yapacağız. Ameliyattan sonra size tekrar bilgi vereceğiz. Midede küçük bir işlem yapıyoruz ve ince bağırsağı bağlayacağız. Bu sayede şeker hastalığını tedavi edeceğiz. Biraz önce şeker hastalığı için metabolik cerrahi ameliyatı uyguladık. Şimdi hastamız gayet iyi. İnşallah birazdan servise alacağız. Yoğun bakıma koymayacağız. Serviste dinlendireceğiz ve bugün akşam da sıvı vermeye başlayacağız. Sonrasında şekerleri düşünce taburcu edeceğiz. Size de bu konuda haber vereceğiz. Çok sağ olun. Özünüz nece hissedirsiniz? Yaxşı hissedirim. Çok sağ olun. Şekerlerine gayret etmeliyim. Yaxşı yalnız. Allah şükür. Sağ olun. Çok sağ olun. Bir ay önce size şeker hastalığı ameliyatı yaptık. Şimdi nasılsınız? Yaxşı. Nasıl gidiyor şekerler? Yani şimdi benim gördüğüm şu, biz 3 aylık şekeri 8.3 ile ameliyat etmişiz. Şimdi 6.7'ye düşmüş 3 aylık şeker. Bir ay içerisinde normalin hemen yanına gelmiş. Birkaç ay içerisinde normale döneceğiz inşallah. Bu arada tansiyon hastalığı da tamamen geçmiş. Şeker ilacı ve tansiyon ilacı kullanmıyoruz. Güzelce bir 6 kilo vermişsiniz.
Bu gördüğümüz tablo çok güzel. Bundan sonra Allah'ın izniyle şeker hastalığından ve tansiyondan tamamen kurtuldunuz. İlaç kullanmanıza gerek yok. Yurt dışına gidebilir miyim diyordunuz. Dünyanın her yerine gidebilirsiniz artık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, davam edir. Bir də xatırladım ki, mövzumuz şəkərli diabet və bariatrik cərrahiyyə haqqındadır. Qonağımız Avrasiya Hospitalın Türkiyədən dəvət etdiyi metabolik cərrah, dosent doktor Rəcəb Aktimurdu. Suallarınızı həkim @xatirçi Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz. Doktor, əslində əlbəttə ki, siz əvvəldə qeyd elədiniz kimlər uyğundur şəkər cərrahiyyəsinə, amma uşaqlarla bağlı suallarımız çoxdur ki, uşaqları müraciət edə bilərik. Evet, yəni çocuklarda görülən tip 1 diabet. Ne yazık ki şu an için bilinen ameliyatlı böyle önerebileceğimiz bir çözümü yok. Birçok çalışma var inşallah. Yani mide altı bezi nakli vesaire gibi çalışmalar var ama şu an günümüzde güvenli diyebileceğimiz bir yöntem yok. Ne yazık ki çocukları ameliyat edemiyoruz. Fayda görmezler çünkü onlar tip 1 diyabet. İnşallah yine bize ümit ediyoruz ki tezlikten inşallah. Yani çok üzücü bir şey tabii. İnşallah çözüm bulunur. İnşallah. Bariatrik cərrahiyyə biz qayıdaq. Burada əməliyyata göstərişlər, əks göstərişlər hansılardır? Bariatrik əməliyyatlar. Ameliyyata uyğunluq mu? Hə, uyğunluq. Kimləri olar, kimləri olmaz? Şimdi şöyle, bariatrik cərrahiyyədə de vücud kitle indeksi 35'in üzerində olan kişileri ameliyat edebiliyoruz. Yani bu da balık etliden biraz daha kilolu insanlardan bahsediyoruz anlamına gelir. Ki zaten bu insanlar obezitenin verdiği tüm sıkıntıları yaşıyorlar. İşte harekette zorlanıyorlar, çok çabuk terliyorlar. Bir bayan için gidip istediğini alamamak çok büyük sıkıntı. Hastalarımızda en çok bunu duyuyoruz. İstediği gibi giyinememek, sosyal hayatta kendine güvenememek. Hiçbir zaman öne atılamıyor bu insanlar. Ya aslında sosyal hayatta adı konmamış bir izolasyon var. Kendilerini o kısma çekiyorlar. Öne çıkamıyorlar. Ve ne oluyor? Sosyal hayatları, iş hayatları hepsi alt üst oluyor. Birbaşa hayat keyfiyetine. Kesinlikle. Alt üst oldukça, sosyal olamadıkça da bu sefer yeme davranışı artıyor ve daha çok kilolu oluyor insanlar ne yazık ki. Doktor Geyler, sizinle olan vaktimiz bitti. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm davet etdiyiniz üçün. Sağ olun. Burada da öz işlərinizdə də uğurlar arzu edirik. Yeni illər gözləyirik sizdən. Yenə gözləyicisiniz. Çox sağ olun. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha xatırladım ki, qonağımız Avrasiya Hospitalın Türkiyədən dəvət etdiyi metabolik cərrah, dosent doktor Rəcəb Aktimur idi. Digər mövzumuza keçməmişdən əvvəl Dünyagöz Bakı Xəstəxanasına sponsorumuza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Türkiyənin məşhur Dünyagöz Xəstəxanalar Şəbəkəsi Türkiyəli uzman və professor heyəti ilə fəaliyyət göstərir. Hazırda göz müayinəsi 25 manatdan başlayan qiymətlərlə və əməliyyatlara möhtəşəm endirimlərlə davam edir. Bundan əlavə dünyaca məşhur cərrah oftalmoloqları dəvət olunur ki, azərbaycanlı xəstələr xarici ölkələrə getmək məcburiyyətində qalmadan elə ölkəmizdə bu oftalmoloqların müayinə, müalicə və əməliyyatlarında olsunlar. Növbəti gələn həkimlərdən göz estetiyi orbita cərrahiyyəsi sahəsində tanınmış uzman doktor Sədam Mütəvəlli və dosent doktor Altuğ Çetinkaya, katarakta lazer sahəsində uzman doktor Bülent Ayan, katarakta lazer konyuktiva korneya xəstəliklər sahəsində uzman olan Haluk Talu, çəp gözlü rob katarakta xəstəliklər sahəsində təcrübəli professor doktor Halil İbrahim Altınsoy, vitro-retinal cərrahiyyə retinoüveit katarakta sahəsində təcrübəli dosent doktor Erkan Ünsal olacaq. Xatırladım ki, bu həkimlər hər biri bir neçə günlük Bakıda olur. Buna görə də indi zəng eləyin, uyğun zamana randevu alın. Ətraflı məlumat üçün 012-404-44-69 nömrəsindən zəng edə bilərsiniz. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmışsınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.